Evet sevgili arkadaşlar, Algida Bum Bum Noob Star kaldığı yerden Alkol. Devam ediyor. Jürimiz içeride hazır, nazır, değerlendirmeleri sert bakışlarıyla gençleri bekliyorlar. Siz de hazırsanız ilk kurbanımızı çağıralım mı? Aa, kimmiş bakalım, evet sıralama. Kim ilk gelmek ister ya? Vay, işte bunlar hep yürek. İşte bunlar hep... Tolga gel. Nasılsın, iyi misin? Valla biraz işte ilk yayınında beklediğim performansı sergileyemedim. Yapmak istediğim aslında hiçbir şey yapamadım. Ben de taktik falan yok. Ben PUBG zaten korkudan oynayamıyorum ya. Birden ben biraz da şey çabuk kötü düşünen bir insanım. Allah'ım kötü başladık. Dur nasıl toparlayacağım derken toparlamayı unuttum resmen düşünmekten. Ama son 15 dakikaya doğru chatle yakaladık ya sinerji. Böyle sohbet ettik. Pişman mısın buna instalak attığına? Değilim. Tamam. Pişman olması gereken kişi Tolga. Çok yanlış yol izledin Tolga. Muhabbetinle binlerce kişinin gönlünü fethedebilirdin. Doğal olduğum birkaç an vardı. O anlar yine çok keyifliydi, bana keyif verdi ama benim için bu hafta bayağı nanaydın ya. Seni burada tutmamız için bundan sonrasında bize ne vaat ediyorsun? PUBG gibi kendime ait, kendime has oyunları olmayan oyunları oynamak değil de kendim olmak. Geç içeri. Teşekkürler. Geç içeri. Seni şöyle bir dürtmek istedik. Batuhan Zirvana. Buyurun. Okey. Onunla ilgili bir açıklama yapabilir miyim? Kısa keseceksen yap. Söz. İşte benim normal kendi jargonumda argo kullandığım bir insanım. Şimdi burada argo kullanamayınca böyle uzuyor. Kullan. Burada argo yasak değil. Burada küfür de yasak değil. Bokunu çıkarmadığın sürece kullanabilirsin. Tamam. Dilediğin gibi kendin olabilirsin. Lafı çok uzatmana rağmen hem oyunculuğun hem diksiyonunla başarılıydın. Bir tık üstündeydin pek çok yarışmacımızın. Haftaya daha ilgi çekici muhabbetinle oyunculuğunu harmanlayıp izleyiciyi ekrana bağlaman. Sen Instagram'da ne yaptın ya? Abi ha, evet, benim... Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Bende yok oğlum. Ben... 3000 benim, sıçrama. Evet. Benim tahminim bu şey falan, bot falan attı herhalde yani. Yoksa bu kadar gerçekten nasıl oldu ben de anlamadım. Tamam, şu kameraya bakarak eğer bot atan birisi varsa orada bir yerlerde onun suratına bir şeyler söyle. Konuş onunla. Kardeşim, bot attıysan eğer burada haksız rekabete sokuyorsun bizi. Böyle şeylere gerek yok. Herkes hakkıyla büyüsün, gelişsin. Puh, yapıyoruz buradan da sana. Köz ver seri diyorum abi. Yeterince... Tetikleyebildin mi chat'i? İlk haftanın vermiş olduğu heyecandan tetikleyemedim galiba ki şeyler ortada. Bir şekilde o chat'teki insanları tetiklemen lazım. Onları onore etmen lazım. Teşekkür tamam ederiz. Ben çok teşekkür kadar. Ederim. Tavsiyelerinizi dikkate alacağım. Kolay gelsin. Mertcan Bilici. Yes master. Yüksek sesle okumanı istiyorum. Yüksek sesle. CS, JTG'yi neden hostlamıyor? Az sonra join the game'de. Sözleşmemde yok. Bu kim? O ne abi? Ben direkt tanıdım, sen Hugo. Tanımıyorsan. Valla aferin lan bana. Helal lan panda. Hugo, sizler için çizdim. Nereye çufçufluyoruz? Hugo'nun. Evet, Bilici. De lan ne olacak? Yayının meh altındaydı. Evet. Sonlara doğru toparladın. Müzikalin o bölümünü okuyabilmiş olman gayet etkileyici bir şeydi. Takdir o yüzden ortalamanın bir tık üstündesin. Böyle bir avantajın var. Sen bunu nasıl kullanacaksın? Kullanmadıktan sonra bir anlamı yok. Sürekli de şey yapamayacağına göre, müzikal söyleyemeyeceğine göre. Ben biraz şeyin dezavantajına düştüm. Biraz da heyecan diyeyim hatta. Şimdi gelip çıkan herkes bir oyunlar oynadı ya sizlerle. Şimdi ben de sizleri ilk kez burada gördüm. Aslında onun biraz hatasına düştüm. Çünkü yani bilmediğimiz bir ekipmanda oyun oynamak çok zor. Sıçtın, batırdın, sonda toparladın. Yalan yok. Bunu sen de farkındasın. Evet. Somut bana bir şey söyle, öyle git. Çünkü bir daha bunları söyleme fırsatın olmayabilir. Ya da uygulama fırsatın. Kız tavlayacağız abi. Bak, bu mesela ilgi çekebilecek bir şey. Aynen. İşte bunu söyle. Çok daha farklı olacak. Bu sefer şey başta sıçtın sonra topa... Okey. Hadi geçti. Bu ne güzellik. Teşekkür ben bu arada ederim. Ninja oldum onun için. Yoksa tabii ki ilgilenirim takdirle de. Çok güzel değil mi ya? Ben çok rahatla böyle yayın yapmak. Burada en rahat yayını takdir yaptı. Evet. Rahat. Ya beni güzel kullandı. Rahattı bir de. Yani evet. Oturduğunda bu çocuk gergin diyemedik. Fazla efendi olmaya çalışıyorsun. Gerek yok. Bence. Benimle sohbetin güzeldi. Teşekkür ya benim ederim. De hoşuma gitti. Ve biraz böyle şey yapabilmen, beni kullanabilmen doğruydu. Buraya evet. Geldiğinde planın belli olsun. Hazır gel. Tamam. Tok bir.
Ne oldu patron? En güzel örneği şöyle verebilirim. Komada yatan bir hastanın oksijen maskesini çıkardığınızda ne olur? Gider. Chat de o sırada öyleydi. Chat global olarak o sırada bana bir sürü WhatsApp'tan yazılar yazdılar. Global olarak chat yoktu bende. Toplamda 10 dakikalık bir süre içerisinde chat akmıyor. Sadece JTG'nin son postu duruyor. Chat yoktu orada. Vallahi patron, benim için en yakıcı noktası yayını bana devretmiş olman. Burada bunu bir tek sen yaptın. Maalesef. Fark ettiğin, senin de bildiğin üzere bu hafta tam bir sıçış, yani, fail yaşadım diyelim fail yani. Yaşadım. Kurtaracak bir yanı yok. Bunu haftaya daha iyi bir şekilde yapacağımı inanıyorum yani. Tam olarak Hitman cosplay yapacağım. Bu saçları da kazıtacağız canlı yayında. Bunu söz veriyorum yani. Patron roleplay sende yok. Kendine bu kadar patron konusunda yatırım yapıp hiç patron roleplay yapmaman... Hatta bir de üstüne bana demen ki ben Hitman'e dönüşeceğim. Abi sen patron değil mi senin ikin? Sen Hitman değil ki senin ikin. Evet. Sen niye kafana kazıtıyorsun? İyi misin sen? O sadece kostüm olarak düşün. Normalde içimdekini zaten kendi yayınlarımda gösterebiliyorum. Hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız? Hüzünlü. Cahre'yi ne diyelim ki? Cao seni tetikliyor. İşi bu. Durmuyor. Durduramıyordu. F'ye 4 kere bastım. 4 kere. Kafama altın bok koydum şu anda. Ya... Alttan alır, hani efendi yayıncı olursun, bir şekilde onu göğsünde yumuşatırsın, ya da üste çıkarsın, bunu yaptığına pişman edersin çünkü yayın senin. Bana karşılık vermeye çalıştığı zamanlarda bana laf atıyorsun ama altı dolu değil. Evet. Çok itici bir şekilde. Görüyorum. Kalırsan eğer, görmek istediğimiz şeyler farklı şeyler. Tamam. Güzel kız diye desteklendiğini görürsem çok üzülürüm, senin adına üzülürüm. Ben de üzülürüm. Peki, anlaştık o zaman, süper. Hoş geldin Burçay. Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız? Fanda çay? İyiyiz. Burçay, şeyi kaybettim ya. O olaydan ötürü bana çok kızanlar oldu. Bağır. Yapma ya. Aynen, benim dondurma çubuğuna karşı... Ha, tahta olduğu var. İçin çok özür dileyerek kaçıyorum, doğru sen. Abi, çok enteresan lan. Evet, evet, mesela doktora gittiğinde... Abi deme. Biliyorum o işi. Hayır, bir yandan da iyi oldu. Yayını kurtardı çünkü bir sürü aksilik olduğu anda falan ben kendimden geçmiştim. En doğal olduğun andı. Ben herkese kendimin doğallığından bahsetmeye çalışıyordum. Yayınlarımda hep doğal olduğumu söylemeye çalışıyordum. Bu da benim bir özelliğim. Közler senin ne? Hayırlısı. Eyvallah. Ben baştan şu şeyi sorayım ya. O ne ya? 5000 Instagram takipçisi ne ya? Nasıl yapıyorsun bu işi? Ya bir yolu yok, vallahi yok ya. Sağ olsunlar. IRL'den ne kadar memnundun? Mountain Blade'e istediğin kadar vakit ayırabildin mi? Hayır. Ayıramadım. Onun dengesini kuramadım. Yalan yok. Ya ben şimdi... senin yerinde olsam Tuna'yı hiç kullanmazdım bu arada. Yayıncılık kariyerinin devamında kendini eğlenceli bir yayıncı olarak görüyor musun? Tabii ki de. Abi ben eğlenceyi ben eğlenirken yansıttığımı görsünler isterim. Yani eğlenceli olmak için eğlence yaratmam. Abi teşekkür ederim. Değil mi? Ben teşekkür ederim. Seni bir yollayalım. Görüşürüz. Ya. İnşallah geliştireceğim kendimi her defasında. Oku çocuk, oku. Okuyorum. Yüksek sesle okuyayım mı? Ben görmüyorum çünkü orada. Kendine güven demiş Ahmet abi. Teşekkür ederim. Plana sadık kalmadın. Robotlara girdin, çıktın. Kalamadım ama yaptın, işte. Ne yaptın? IRL yapayım dedin. Tavşan gibi oradan oraya zıplıyordun. Evet. Bu seni plansız gösterdi. İstediğin kadar iyi ol. Bu hafta kal. Bir kere daha aynı noktada sıç. Ben gitsin derim. Haftaya birazcık daha aktif olabileceğim, yapmaktan keyif aldığım bir şey yapacağım. Yani GTA 5'imi açacağım. Rolüme bürüneceğim ve taksimi süreceğim yani. Sen niye beni yeniyorsun ya? İnsan misafirini yener mi yayında? Olur mu hiç? Niye hırs yapıyorsun ki? Ben sana hırs yapmanı gerektirecek ne yaptım? Ama hırs yapmadım. Oku, ben bilmiyorum, oku. En güç gibi. Karşınızda Pikuin 92! Kafanda önceden kurduğun, planladığın şeyi beğendim ama Panda'ya bok gibi sorular sordun yani. Bilmediğimiz bir şey sormadın. Enerjin iyi, güzel. Mengüç'e cringe mringe dediler, takmadın. Cringe değil canım. Mengüç dünyanın en mutlu insanıdır. Bence Tarık Mengüç'ü öyledir. Sevenleri ben de severim. Hep CS yayıncısı olmak mı senin planın? Yok, hayır, benim planım o değil zaten. Ben buraya gelirken de şunu söylemiştim. Buraya en büyük geliş nedenim kendimi geliştirmek. Çünkü karşımda bir ton oyun oynayan insanlar var. Ya benim amacım şu... Beni sevdikleri için gelsinler yayını izleme. Ben bunu istiyorum sadece. Peki. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi abi, nasıl olsun, aynı. Sen niye bu kadar çok böyle tak 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 saydırdın yayını? Ya acaba aramızda bir yazılımcı mı var? 100 bit yollamış. Kank, müsait bir zamanda masaüstüne dön. Ekran ayarlarından monitörlerin yerini değiştir demişsin. Mantıklı, mantıklı. Hani normalde kendi yayınımda o kadar hızlı konuşmuyorum. Onu fark ettim, hızlı konuştuğumu fark ettim. Çünkü hani hem aboneye
Hem bağışa hem chat'e yetişmek istedim. Zaten fark ettiyseniz chat'ten 25-30 kişi okumuşumdur yani. Antipatik özelliklerin var chat'e göre. Chat'le çok didişme. Pasife al. İkilemde kalma, ortada kalma. Tamam. Onun dışında oyunculuğunla ilgili falan hiçbir yorum yapmayacağım. Zaten gayet iyisin. Ne kadar süre önce geldin buraya? Bugünkü çekimlere? Kaç? 2 saat önce falan geldim. 2 saat önce. Bersu'yu da alalım, gelmiş aramızda. Aslında bilmiyorum. Ne düşünüyorsun yolda şu anda? Yolda çalışma vardı. Yolda çalışma vardı. Hiç güzel bir bahane değil. Akıllanmak lazım haliyle. Senin kendini kurtarman lazım. Ben yine anlatayım senin nerelerde sıçtığını. Hiç hazırlık yapmamışsın. Oturup hiç düşünmedim ya. Benim 20 dakikam aslında var. Aslında ben yarım planladım. Train 2 oynayacaktım. Hem oyunu tanıtmak istiyordum. Çünkü benim çok sevdiğim multiplayer bir oyun. Hani hem tanıtmış olurdum hem kendi yayınlarıma da benziyor. Çünkü ben kendi yayınlarımı da bu tarz yapmaya çalışıyorum. Train'i bize sevdiremedin. Yani evet, sevdiremedim. Tek kişi oynasan bile Train'i bize satabilirdin. Satamadın. Sen çözmeye çalıştın. Bir yandan biz senin işlerini dinledik. Atmıyor, atmıyor. Orayı tutmuyor, tutmuyor. Salalım mı kızım? Salalım ya. Salalım. Şu benim notarda varsa. Biz hazırız ya. Zalim yerleriniz sertleşti. Evet, kanal kapandı. Biz gidelim o zaman. Fark ettiğiniz üzere bu haftanın en kötü dörtlüsünüz performans anlamında. Bunun için ayrıca tebrik ediyorum sizi. Mavi Kafa. Evet. Bu defa bu dörtlünün ikisi gidecek. Kim gidecek? Bu defa kim veda edecek diye soruyorum. Gidici ya değil. En başından beri Kübra ile patronu söylüyordum zaten. Onlar da şu an buradalar. Aynı Fikri söylemeye devam ediyorlar. Bu haftaki performansları Fikri'ni değiştirmedi. Hı. Yine şey diyorsun. Kübra? Aynı şekilde yine Tolga ile Bersu diyeceğim çünkü yani öyle düşünüyorum. Hı hı. Tolga? Tolga. Kübra patron diyorum. Kübra düşündük taşındık. Açıkçası seni eleme konusunda mutabıktık ama instalok olmana rağmen yani. İkimiz de elemek istiyorduk. Son konuşmamızda umut ışığı gördüğümüz için seni tutmaya karar verdik. İçeri alalım seni. Teşekkür ederim. Aranızdan alternatif. Tamam, anladım. İlk elenen kişi her ne kadar bizi üzse de patron. Seni maalesef bu hafta uğurluyoruz. Abi halk korumasında, halk oylamasında korunmadın bu arada. Başarılar. Görüşmek üzere. Abicim. Memnun oldum. Hiç canını sıkma. Aynen devam. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi bakın. Görüşürüz. Kan sağacakla. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi kendine iyi bak. Kübra. Ahmet Mutluer, 27 yaşındayım. Üniversite hayatım açık öğretimle devam etti. En güçlü bulduğum yönler yaratıcılığım. Kesinlikle. Ve bir şeyi istediğim anda onu başarana kadar, elde edene kadar çabalamamdır. Benim en güçlü özelliğim bu. En zayıf özelliğim ise duygusal olarak biraz çok ağır basıyor her zaman yönüm. Konsept, takım elbise, yenilikçi, farklı bir şey yapmaya çalışmış, kafa yormuş. Normalde daha keyifli. Takdir ettim. Ben de iyi diyorum, 4 diyorum. 4-4, güzel. Bravo. Yani 12'nin içinde olmak benim için kesinlikle gurur verici bir şey. Çünkü
buraya kadar geleceğimi tahmin edemiyordum. Hani sağ olsunlar, gördüler, verilen emeği gördüler. Hani çırpındığımı gördüler. Sağ olsunlar, hem chat hem jüri üyemiz güzel destek çıktılar. Ama benim için bir hayaldi. Bu hayali başardım. Bakalım bundan sonra ne olacak, nasıl ilerleyeceğiz, göreceğiz yani. Annem 60 yaşında, babam 65 yaşında. Bana işte şeyden mesaj atmışlar telefondan. Oğlum biz buraya nasıl gireceğiz, nasıl izleyeceğiz diyorlar. Ve izlemişler. Çete baktım, orada yazmışlar. Başarılar oğlum deyince. Onu da görünce böyle biraz stresim azaldı. Ama tabii öyle bir jürinin karşısında, bunca yıl emek vermiş bir jürinin karşısında durmak, yani dizlerim bağ çözüyor, böyle titriyorsun falan şey oluyor. Ama güzeldi. Sağ olsunlar. Güzel de destek oldular. Hani gördüler. Öyle diyorum yani. Öğlen iş, akşam 11 geldiğinde, yani öyle olmak zorundasın. Moralin bozuk, yayın açıyorsun, bir bakıyorsun mutlusun artık. Hani o gündüz yaşadığın her şeyi unutuyorsun. Hani bu da bana hep böyle pozitif olmaya adadı. Hep böyle olmaya ilerledik yani. Çünkü hep seve seve yaptım. Instagram'dayız. Instagram'da. Bir dakika. 1, 2, 3. Sımsıkı taş gibi, sımsıkı taş gibi dimdik, dimdik. Yayını da yapacağız şimdi. Hadi ben gidiyorum. Hadi helal olsun. Bu son 3-4 gün birlikte kalma, sohbet etme, yani aynı bardaktan su içme muhabbetine dönünce, hani onları kardeş, onların beni abi, benim onların abi gözünde görmem bizi çok güzel birbirimize bağladı ve gerçekten de çok üzüleceğime inanıyorum yani. Malatya'ya buruk bir şekilde dönerim yani. Sizlerle tanışmak çok güzel bir şeydi. Kısmetliymiş, buraya kadarmış. Yolunuz açık olsun. Ben yarın bavulumu alır giderim. Kalın sağlıcakla. Hadi havasını aldık. Arkadaşlar öncelikle çok şanslısınız ve sizi ekstra beklettiğimiz için özür diliyorum. Her ne kadar elimizde olmasa da sorumluluk bizimdir. Kusura bakmayın. Panda, eklemek istediğim bir şey yoksa acilen söyleyeceğim çünkü çok beklettik onları. Ya şey anlar vardır ya, hani söyleyecek çok şeyin vardır ama zaman yetmez, saçmalamaya başlarsın. Şimdi konuşursam saçmalayacakmışım gibi hissediyorum. Biz patronu çok sevdik yani, o konuda kimse herhalde şey yapmaz. Hani... Sizleri de çok seviyoruz yani. Sizleri de çok İkinizi de çok sevdiğimiz için kızıyoruz. İkinizi de abi. Seni de sevdiğim insan sevdiğine hani eleştirir, kızar, daha iyi olmasını ister. Ben daha fazla şey yapmayayım, oturmayayım. Arkadaşlar, ikiniz arasında bize veda eden kişi, fazla uzatmadan söyleyeceğim çünkü fazla beklettik sizi. Tolga Işıldar oluyor. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Beni çeken bir kamera var mı şu an? Bana bir kamera döndürün. Halk oylaması ile ilgili bir durumumuz var. Halk oylaması ile ilgili bir durumumuz var. Tolga mı? Vardılar mı? Arkadaşlar, durum şu. Halk oylamasında bu hafta birinci seçilen arkadaşımız Edrayen oldu. Patron ya da Tolga'yı birinci seçmediniz. Patron elendikten sonra Hak GG diye haykırdınız. Tolga elendi şimdi. Muhtemelen yine Hak GG diye bağırıyorsunuz. Ben de size aynı şeyi söylemek istiyorum sevgili chat. Kesinlikle Hak GG. Ve sizin bir şansınız vardı insanları kurtarmak için. Kurtarmadınız. Temizlik.
Tebrikler. Konuşacağız zaten. Hayır. Sıkıntı yok, tamam. Tolga Işıldar, Okan Üniversitesi'nde sinema televizyon öğrencisi. Çok mutluyum. 01 olarak bir instala kalmak. Özellikle sevdiğim bir yayıncıdan, sevdiğim insandan bir destek almak beni çok mutlu etti. Bu arkadaş son 12'de. Son 12'de. Buraya kadar geldim. Çok heyecanlıydım hep. Zaten hiçbir zaman o heyecanı da kaybetmeyeceğim. Bak, enerjisi %100. Oyun bilgisi %100. CRPG dedi zaten, benim kalbimin her köşesini fethetti. Ya JRPG deseydi? JRPG dese şu anda bu arada hani 0 basmıştım. O ayrı mesele. Avantajı buraya gelmek oldu. Ama dezavantajı ise insanların bir beklentisi oldu. Hani hadi bakalım ne yapacak bu burada? Aldınız ama der gibi oldular. Evet, bu gecenin... İnsalo! Bir alkış. Bu gecenin en rahatlarından biri. Sıkıntılar oldu. İlk yayın açtığımda çok heyecanlandım. Başaramadım bazı şeylere. Toplama sürecim kötü oldu ama... bir yandan da iyi oldu. İkinci yayınım ama... kitle... korkutuyorsunuz beni ha, chat. Herkesle samimiyiz, herkesle sohbetimizi ediyoruz. Hiç kimse... Aa, sen istoklulukçusun, hadi sen bir uzakta dur. Gibi bir tepkileri olmadı. Senin yerinde olsam alırım dondurmamı falan, otururum şurada. Rahat. Millete gülerim falan. Burada ağlayanlar, üzülenler. İlk yayınım aslında bayağı berbat geçti ya. Çünkü o kadar heyecanlıyım ki ne yapacağımı bilemedim. Yani ne yapayım? Sohbet etsem ne sohbet edeceğim, bir dakika falan. PUBG'ye gireyim dedim bari. Hiç beceremediğim bir oyun zaten, insanlar da gördü onu. Abi ben yalnız hiçbir yeri seçmedim. Hadi atlayalım. Tamam. Dur lan, atladın mı? Atladım, gel. Gel. Bu bir son değil. Bazı kitleler beni gördü. İnsanlar beni gördü. Gelenler var, sohbet katılanlar var. İşte bize RPG anlat, FRP anlat. Ne bileyim, o şunu oyna, bunu oyna diye isteyenler var. Bu zaten... bu programın amacını gerçekleştirdiğini gösterir. İşte benim hikayemin de ilk bölümü burada sonlanıyor. Destekleyenlerin desteği için çok teşekkür ederim. Eleştirenlerin de eleştirisi için. Son asla son değildir. Ben kendi kanalımda yayınlara devam edeceğim. Bu benim için çok büyük bir ilk adım oldu. Artık gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Peki sevgili jürim, zor kararları verdik ve açıkladık. İsterseniz gelin benle kapanışı, yarışma devam ediyor. Kalan 10 arkadaşımızın yanından yapalım. Öyle yapalım. Arkadaşlar jüri de geliyor şimdi. Zor bir süreç oldu onlar için de. Sizin için o kadar zor oldu mu emin değilim ha. İyisiniz ha, buradasınız ha. Yok lan, hiçbiriniz için iyi bir süreç olmuş. Okey, peki. Burada keyifler biraz kaçtı. Normal, kolay değil. Maşallah rejim de VTR'leri çok dramatik montajlamış bu arada. Evet, başarılı. Evet. Agayak ve Görstit seviyesine getirdi herkesi. Sevgili jüri, bu hafta ile ilgili yorumunuz var mı? Aa, yüreğimiz dağlandı ya. Fazla bir şey diyemiyorum şu anda. Hani kendi instalakını da... eledin. Ya beni... şey yapan, etkileyen özür diledi benden. Ben ondan şey oldum. Feci oldum yani. Özür dilerim beni sarıldığında. İş yani. Eleme noktasına gelene kadar hani şey diyorsun. Arkadaşlara da söyledim. Önümüzde doneler var. Yayınlarınız, muhabbetleriniz, yaptıklarınız. Hani işimiz daha kolay diyorsun da. Yok lan, olmuyor yine. Olmuyor yani. Kolay olmuyor. Var mı arkadaşlar bu hafta ile ilgili yorumu olan başka, artık söyleyecek sözünüz kaldı mı? Keşke patronla bizi aynı otele koymasaydık. Cidden yok abi, olmasaydık söyleyeyim. Yani hani. Söyle abi. Eğer buradan sesimizi duyurabiliyorsak adamları buradan elendiğine şey yapmayın yani. Elenmemiş hissetsinler abi evlerinde. Ya bence gitme ihtimali olmayanları da bundan sonra hani şey yapmak yerine sevdikleri ama
gitme ihtimali olan insanlara oy kullansınlar. Çünkü bugün aslında ondan gittiler yani. Evet. Sevgili arkadaşlar, bugün bir hak cici ise, ben bunun sorumluluğunu biraz sizde görüyorum. Kızacaksınız bana. Ama elimde liste var. Her hafta açıklamayacağım bunları. İlk haftaya özel açıklıyorum. Bu hafta en çok oy alan yarışmacımız Elrayen. En çok oy alan ilk beşin içerisinde Toktir var. En çok oy alan ilk beşin içerisinde Pelin var, Oyunzade var. Arkadaşlar, burada biraz hava düşüyor. İnsanların canları sıkılıyor. Tamam, gülüyoruz, eğleniyoruz ama elenme anları gerçekten hem jüri için hem burada kalan arkadaşlar için dramatik bir an. Sizler için de muhtemelen öyle. İş işten geçtikten sonra fark ettiğiniz ne kadar büyük bir gücünüz olduğunu. Sizlerden ricam, lütfen gelecek hafta, hafta boyunca challenge'ları izleyin. Yayın, final, eleme günü yaklaşırken kendi aranızda organize olun. Hepiniz belli Discord gruplarındasınız. Hepiniz aynı kanallarda buluşuyorsunuz. WhatsApp'larda, Facebook'larda organizesiniz. Lütfen hafta bitmeye yaklaşırken kimi kurtarabileceksiniz? Kim buradan bu şekilde giderken bu kadar duygusallaşacaksanız onun gitmesine izin vermeyecek şekilde oylarınızı kullanın. Algida Bum Bum Noob Star Pazartesi akşamı devam edecek. Görüşürüz.